Medyada yeni bir ses, yeni bir renk, yeni bir soluk, yeni bir başlangıç. Hoş geldin World Türk. Evet sevgili seyirciler, Seçim Özel programından iyi akşamlar. Malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihini açıkladı. Tabii bu tarihi açıklamasının ardından hem siyasi partiler hem de milletvekili aday adayları sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kapsamda da Sivas'ta AK Parti'de milletvekili aday adayı olan Musa Demir Bey stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum Sayın Demir. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bizi izleyen, dinleyen Sivaslı hemşehrilerimize, büyüklerimize, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nde dışarıda izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk aldığınız için de size de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi biz sizleri tanıyoruz, Sivaslı iş insanısınız. Ama tanımayanlar için kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? İsmim Musa Demir, 1987, Sivas Yıldızeli doğumluyum. Sivas'ta ticaretle uğraşıyorum. İş sektörü, inşaat sektöründe olsun, esnaflık sektöründe olsun, tarım sektöründe olsun. Bu tarım sektöründe işletmelerle uğraşıyorum. STK Başkanıyım. Gücsiyat Sivas Derneği İl Başkanlığı'nı yapıyorum. Sivas'ta da bu yola çıktık. Sizlerle de inşallah bu yolda yapacağımız projeler, yapacağımız şehre hizmetler, ne gerekiyorsa da sizlerle bunu paylaşmak için de buradayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii süreç hayırlı olsun diyoruz. Evet. AK Parti'den ilk aday adaylığını açıklayan milletvekili aday adayı siz oldunuz. Buna nasıl karar verdiniz? Niçin bu yola çıktınız? Şimdi ben AK Parti'nin teşkilatından gelen, AK Parti teşkilatında hizmet etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapmış olduğu hizmetlere, dünyadaki Türkiye'yi temsil eden ve dünya 5'ten büyüktür diyen bir liderin yaptığı çalışmaları yakinen bilen, tanıyan ve gösterdiği mücadeleyi ve vermiş olduğu bu yaşında bile yıllar verdiği hizmetten dolayı bunları gördük, yaşadık ve dedik ki biz Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyordu: ben yoluma gençlerle daha dinamik şekilde, daha iyi şekilde hizmet edeceğim. Gençlere güveniyorum. Sözlerini her zaman dinleyen ve Cumhurbaşkanımızın bu sesine kulak veren bir Sivaslı hemşehriniz olarak, kendimi de genç olarak bu yola baş koydum. İnşallah nasip olur. Cumhurbaşkanımızın davasında yanında oluruz. Cumhurbaşkanımızın yolu yolumuz deriz ve bu şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için varız dedik. Peki bu süreçte hedefleriniz nelerdir? Neler umuyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Şimdi hedeflerim AK Parti teşkilatında görev yaptık. En alt tabakadan yetişmiş insanız. AK Parti'nin yapısını, çizgisini, yolunu en iyi bilen insanlardayız. Bu şehrimizde de genç olarak milletvekili olmak için, daha çok hizmet etmek için Sivas'ın coğrafyası büyük bir şehir. Evet. Yani Türkiye'nin ikinci büyük ili. Tabii. Bugün Sivas'tan Divriği işte 170 küsür kilometre. Sivas Divriği düşün. Sivas Divriği, Sivas İmranlı. İşte ilçelere, Koylisar'a baktığınız zaman hizmet etmek için çok genç ve çok mücadele etmeniz gerekiyor. Yani her kapıda, her evde, her semtte, her ilçede olmak için gayret, mücadele her şekilde gecemi gündüzüme katacak hizmet etmek için varım. Yani bu mücadelede en iyi şekilde bu yolda olacağımı bildirir ve hizmet etmek için de koşturacağım. Peki aday adaylığınızı açıkladıktan sonra aktif olarak sahada da yer alıyorsunuz. Evet. Çeşitli ziyaretler yapıyorsunuz. Esnaflarla, vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Buradaki gözlemleriniz nelerdir? Sokaktaki vatandaşın gözündeki milletvekili profili nedir? Yani size neler geliyor? Şimdi şehir küçük bir şehir. Yani baktığınız zaman arazi bakımından çok büyük şehir olsa da bir büyük şehir potansiyelinde şu an değiliz. Yani bugün burada konuştuğumuz şehrin en ucra köşesi diyelim, şehir merkezinde 10 dakika ileride işte herkesi tanıyabilecek kadar yakın, iç içe bir toplumuz. Bu şehirde insanlar artık şehrin içerisinden, şehrin sıkıntılarını, şehirde ulaşabilecekleri, şehirde yan yana olduklarında kendi dertlerini ders sayabilecek. Çünkü onlarla aynı havayı teneffüs etmeniz lazım. Aynı suyu içmeniz lazım. Aynı yolculuğu yapmış olmanız lazım. Onların gittiği yerlere gitmiş olmanız lazım ki şehrin istediğini siz de anlayasınız. Yani şehirden biri bana şehri tarif etmesine gerek kalmadan bu şehrin sorunu, sıkıntısını, şehrin insanının ne anlatmak istediğini anlayabilecek insanım. Çünkü ben şehirdeyim, ilçeliyim, köyüm var, işte tarımcıyı anlarım, işte hayvan işletmesindeki insanı anlarım, işte köyde tarladaki insanı anlarım, burada sanayideki iş adamları dernek başkanıyım, sanayideki insanın derdini anlarım, çarşıdaki esnafın derdini anlarım. Bunlar bana bir şey anlatmasa da ben zaten şehrimi iyi tanıyan bir insanım. Şehrimin derdine dert olmak için, yani onlar anlatmadan ben bunu Ankara'da bunu konuşacak insanım. Ben bunu çözmek için mücadele edecek insanım. Çünkü ben aynı sıkıntıları yaşayan insanım. Aynı havayı taşıdığınızda Sivas'ın kışın soğuk olduğunu bilirsiniz ama İzmir'deki, İstanbul'daki işte farklı yerde yaşayan insan bu şehirde ki sorunu, sıkıntıyı sadece televizyon ekranlarına ya da birinin anlatmasından dinler. Ben birinin anlatmasına gerek yok. Bilakis ben bu şehirde yaşayan insanım. Bu şehrin her sorunu, her sıkıntısını bilen insanım. Peki bunu bir nevi de test etmiş olalım o zaman, evet, canlı yayında. Sivas tabii 20 yıldır ciddi yatırımlar, aynen, aldı. Ama hala istediğimiz düzeyde bir sosyoekonomik gelişme tam olarak sağlayamadık. Sizin birçok şapkanız var. Evet. Siyasetçi kimliğiniz var, iş adamı kimliğiniz var, sivil toplum kuruluşuna başkanlık yapıyorsunuz. Sizin tespitleriniz, çözüm önerileriniz Sivas'a dair nelerdir? Şimdi öncelikle şöyle, AK Parti hükümetinde Sivas'a büyük yatırımlar yapıldı. Büyük yatırımlar yapılırken de bu işte aynı anda her şey bitmiyor. Bugün bu şehirde işte yatırım yapmak için ne lazım? Hava yolu. Yani bu AK Parti hükümeti geldiğinde havalimanımız kapalıydı. Ticaretçi Sivas'a getirmeniz gerekiyorsa, yatırımcı dışarıdan getirmeniz gerekiyorsa nedir? Tren yolu, nedir? Karayolu. Çünkü vatandaş buraya geldiğinde, iş insanı buraya geldiğinde bir yatırım yapacak ama sadece insanın işte bir ilde yatırımı yok. İşte Sivas'ta yatırım yapan adamın Ankara'da yatırım var, İstanbul'da yatırım var, farklı bölgelerde yatırım var Şeref Bey. Şöyle düşünün, bunun altyapısını AK Parti işte her yıl bir şekilde yaptı. Karayolu ağını geliştirdi. En çok bölünmüş yol AK Parti döneminde görmüştür. 80 yılda görmediğini 20 yılda görmüştür. Bugün hızlı trenimizde tabii ki ben de isterdim işte 2015'te gelsin, 2018'de gelsin. Tabii hepimiz isterdik. Belli aksaklıklar oldu. İşte Kırıkkale, Ankara bölgesinde. İnşallah seçim döneminde şunu da arzu ederim ki Cumhurbaşkanı Sivas mitingine geldiğinde inşallah hızlı trenle gelir de halkımızın karşısında bu müjdeyi en azından Cumhurbaşkanımız, yani onunla ilgili bir haberimiz olacak yarın Sivas Editör'de. Buyurun siz devam edin. İnşallah sormayın. Bu nedir işte? İşte hava yolunuz var, karayolunuz var, hızlı treniniz var. Yatırımcılar buraya gelmek için bir şeylerin zeminine hazırlanır. Zaten bunu AK Parti 20 yıldır bir şekilde yaptı. İşte ilk dönemdeki birinci organize sanayimizdeki teşvik paketleri falan vardı. Bu yeterli görülmedi. Baktı Sivas'taki büyüme açısı veya işsizlik açısı kapanmadı. Ne yaptı? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özel 6. bölge oldu. Bugün özel 6. bölgede daha çok yatırımcının gelmesi için işte hızlı tren falan geldikten sonra yatırımcı daha rahat bir şekilde işte buradan sadece İstanbul Sivas uçak seferi varken işte Sivas İzmir ama hızlı trenle bunu daha iyi bir şekilde vatandaşımız daha rahat bir şekilde git gel yaparak ya da farklı illerden insanların şehre olan bakış açısı değişerek, yani bu şehirde olup ama dışarıda yaşayan çok insanımız var. Bunu önce Atatürk'ün dediği gibi de rahmetli, yol bir medeniyettir. Biz bu yolların büyük akışını AK Parti döneminde sağladık. Bir virgül atayım. Hızlı trenle ilgili bir partinin genel başkanı Sivas'tan göçü hızlandırır demişti. Siz tam tersini söylüyorsunuz. Şimdi yol medeniyeti diyoruz. Bugün demir ağlarla örülmüş bir ülkede, bir şehirde sizce göç nasıl şehre zarar olabilir? Bu sadece insanın bu şehre hiçbir hizmet etmek amacı olmayan bir insandır. Yani bu şehirdeki mantığı çözemezsiniz. Bu şehir gönül bağı olan bir şehirdir Sivas. Bugün Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki sizin Aileniz, yakınız illa bu şehir, çünkü Türkiye dünya genelinde 7 milyon nüfusa sahip dünyadaki tek il Sivas'tır. Ve bugün 3 milyon İstanbul'dadır. Bu insanlar 14 saat kendi aracıyla veya uçak maliyetlerini biliyorsunuz. Çok kullanamıyorsun veya yük olsun, çünkü burası Anadolu şehri. Gidip gelirken illa sizin işte turşunuzdur, işte nedir bulgurunuzdur, tabii, unuzdur, ne bileyim işte domatesinizdir, elmanızdır. Sıla-i rahim yaparlar. Tabii ki. Dönüş yolunda tabii bunları da götürürler. Ki gider, evet, bunu sağlarsınız. Bunu neyle sağlarsınız? En iyi hızlı trenle de sağ, bak. En iyi hızlı trenle. Çünkü uçakta bundan birçoğunu yapamazsınız. Doğru. İnsan cuma günü işinden çıkınca bile bu şehre gelmek için işte İstanbul, Ankara, Sivas hattını düşünürsek 4 saatte 5 saatte bu şehrine gelir. Cuma gecesi işinden çıkar gelir. Cumartesi pazarını geçir. Pazar gecesi yine İstanbul'a girer. Dışarıdan her gelen bir insan milli servettir. Bu şehre adım atmış her insan. Çalışmasına gerek yok. Sadece bu şehre geldiğinde, bir esnafın bir lokantasına girdiğinde veya bir başkasının kahvesinden bir bardak çay içtiğinde, bu da bir servettir. Yani bu da bir fabrikadır aslında. Bir hızlı tren bu şehre gelmiş. En büyük fabrikadır. En büyük Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımıdır. Doğru. Peki bu bağlamda yapılan yatırımları sadece sanayi ölçeğinde de sormayayım. Siz tarımda, evet, da iştigal ediyorsunuz. Yeterli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız neler eksik, nelerin tamamlanması lazım? Şimdi sanayi konusunda hani dediğimiz gibi 6. bölge oldu. 58 yakın firmaya yer teşhisi yapıldı ve şu ana kadar da bu 58 firmanın taahhüt ettiği, çünkü yönetim bir karar aldı. Ne kadar kişi çalıştıracaksa ona göre taahhütle arsa tahsili yapıldı. Bu da 20 bin kişinin istihdam edileceği bir dönem. Ki şu anda mevcutta çalışan fabrikalarımızda 600'e yakın, bazı fabrikalarda 600 kişi, 700, 800 kişi çalışan fabrikalarımız var. Bacası tutan mevcutta. Bunlar işte 2023 Türkiye'nin 100 yılında dediğimiz bu dönemde inşallah 20 bin kişi organize bölgemiz başladığında, Demirağ organize başladığında, bu Sivas için en büyük yatırım. Niye? Bugün Sivas'ımızda 7.000-8.000 kişinin işsiz olduğu varsayılıyor kayıtlara göre ve bazı, evet, insanlar çalışıyor ama işte sigorta ya da başka, mesela köy tarım arazilerinde çalışıyor ama işsiz olarak kendini iş kuralına giriş olmadığı zaman tabii işsiz olarak gözüküyor. Ama bu insanların da, yani bu şehrin çalışmayan insanların bile bu fabrikalar açıldığında dışarıdan göç alan bir şehir haline gelecek efendim. Yani bunda da en büyük destek yine 6. bölge olmasında şehrimizin, AK Parti'mizin, işte büyüklerimizin göstermiş olduğu çabayla, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a olan özel ilgisi, sevgisi. Çünkü 20 yıldır Sivas Cumhurbaşkanlığı her zaman sahip çıktı. Bir dönem 2011 ya da 14 seçimlerinde %74 oy almıştı, hatırlarsanız Şeref Bey. Tabii, tabii. Ve Rize'den bile fazla bir oy almıştık. Rekor bir oydu. Rekor bir oydu. Yani Cumhurbaşkanımız bunu biliyor. Halkımız Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımız da Sivas'a çok büyük değer veriyor. Yani 2023 seçimlerinde bunu daha çok göreceğiz. Çünkü bu çalışmaların, bu organize sanayinin tarım sektöründe ya da diğer sektörlerde Türkiye'nin baktığın zaman Sivas'taki işte camilerimiz, Gök Medresemize bakın, Ulu Camimize bakın, Divriği Ulu Camimize bakın. Uzun yıllar boyunca ama büyük devlet destekleriyle vakıfların bütün eserlerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyük emekler harcandı ve büyük projelerle şu an gün yüzünde. İşte Gök Medresi'ye bugün baktığımız zaman gerçekten Sivas'ta büyük bir değer olacak. Tamam, ve turizm muhteşem, açısından muhteşem büyük bir değer. Mesela, evet. Bugün Divriği Ulu Cami gerçekten büyük bir değer. Ha, çok büyük paralarla bunun restorasyonu yapılsa da Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bunların hepsi bu şehre kazandırılmış hizmetler. Bunlarda ne yapacaksın? İşte hızlı treniniz geldi. Bütün insanlar işte turizmde de Sivas belli bir noktaya gelecek. İşte sanayide nasıl bir noktaya geleceğiz? İşte organize sanayide, turizmde de belli bir noktaya geleceğiz. Bunun tanıtılmasında da büyük emekler harcamamız gerekiyor. Yani Sivas'ı sadece bir şey olarak görmememiz lazım. Bir tarım şehri olarak görmemiz lazım. Bunu baktığımız zaman sıcak Şermik'te bir kaplıca şehri olarak görmemiz lazım. Bunun desteklerini, bunun en iyi şekilde bugün insanlar Afyon'a ya da farklı yerlere gitmeyecek. Gelebilecekleri iller arasında düşündüğünüz zaman bunu Sivas olarak görmesi lazım. Kış şartlarında yaşıyorsunuz. İşte kar bölgesine baktığı zaman İç Anadolu, bu sene ne kadar kış. Bu sene maalesef Sivas nazara geldi. Tüm, evet, Türkiye'de tabii kısmı. Tüm Türkiye'de artık Sivaslılar olarak biz hiç kara bu kadar hasret kalmamıştık hakikaten. İnşallah bir an önce o hasretimiz biter. İnşallah. Şimdi biraz daha olsa hani bugün baktığımız zaman Yıldız Dağı Kayak Merkezimiz var. Evet. Büyük bir ödenekle Cumhuriyet AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın Sivas'a vermiş olduğu bir değerler. Çünkü baktığınız zaman komşu illerimizde, Erzurum'da, Kayseri'de varken Cumhurbaşkanımız Sivas'ı da yalnız bırakmadı ve işte baktığınız zaman işte Yıldız Dağı'nın kayak merkezi, bu da bir kayak turizmine büyük bir değerdir işte. Baktınız işte kayak turizmi olsun, sıcak Şermik'teki kaplıca turizmi olsun, işte dediğimiz gibi Osmanlı tarihinin Selçuk dönemindeki eserlerimizi restore ederek ondan sonra bir bunların kültür turizm şehri olsun, sanayi şehri olsun. Döneceğiz işte üniversitemizde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün 2. üniversitemiz açıldı. Bu üniversitenin biraz daha kapsamlı hale gelerek, çünkü teknoloji üniversitesi, bilimde biz neler yapabiliriz? Mesela tarımda teknolojiye gitmemiz gerekiyor. Bu şehirde aynı. Altyapısını ona... Şimdi onu sormaya hazırlanıyordum. Buyurun. Neler yapmalıyız? Ben de Hollanda örneğini verecektim. Yani küçücük bir coğrafyası var ama tarımda bütün dünyaya neredeyse hüküm sürüyor diyebiliriz. Bu da güzel bir şey ki gıda son derece stratejik de bir öneme sahip aynı zamanda. Bu manada Sivas'ta tarım anlamında evet hükümetin belli destekleri elbette ki var. Ama burası da istediğimiz seviyede değil. Buralardaki eksikler neler? Bunları nasıl gidereceğiz? Şimdi biz tarımda da dediğimiz gibi sanayide çok iyi yere yani yapılan destekte gelmiş noktadayız. Şimdi bizim buradaki amacımız ne? Tarımda Türkiye'nin 2. büyük şehriyiz. Toprak bakımından Hollanda modeli gibi düşünürsek biz ülkede belli bir yere gelecek konumda bir İç Anadolu bölgesinde potansiyele sahibiz. Buradaki tarımı teknoloji anlamında geliştirmemiz gerekiyor. Yani mevsim şartları bunun artık göz önüne alınırsa biz işte 10. ay 11. aydan sonra bir kış havası, bir kış soğuğu modeli vardı Sivas'ta yılların geçmişine dayalı. Biz ama tarımda hala aynı modeldeyiz. Yani sadece bir sezonluk üretimimiz var. Sonra bu ürün çeşitliliği yapamıyoruz. Tarımda işte bu nedir? Sera modeline geçmemiz gerekiyor. Yani soğuk memleket olarak düşünürseniz yani her dönem, her 3 ayda, her 4 ayda bir mahsulü piyasaya sürmemiz gerekiyor. Yani sadece buğdayı üretip işte Sivas buğday şehri deyip buğdayla kendimizi işte 4 aylık 5 aylık süreçte adapte edersek biz burada tarım arazilerine hani çalışarak zarar vermiş oluruz. Çünkü niye? Potansiyeli var. Aynı ikinci farklı bir ürünü. Mesela bugün Tokat'ta baktığınız zaman 2. 3. mahsuller, Adana'ya baktığınız zaman farklı, Mersin farklı. Hayır, eğer biz bunu hava şartlarında yapamıyorsak bunu ne yapacağız? Bunun için dijital tarım dediğimiz daha en kolay ve en hızlı şekilde neler üretebiliriz? Bugün Rusya çok soğuk bir ülke ama tarımda çok iyi. Yani bugün biz işte buğday ihracatının dünyaya bugün Rusya'dan, Ukrayna'dan, yani o da Cumhurbaşkanımızın ikili ilişkilerinden dolayı biz bugün dünyada insanlar Asya ülkelerinde, Orta Doğu'da aç kalmasın diye bugün Türkiye koridorunu kullanıyorlar. Yani biz de şunu istiyoruz ki yani eğer onlara gerek yok. Eğer biz dünyada hani söz sahibiysek, silah sektöründe söz sahibiysek, işte otomobilde en iyisini biz yapıyoruz diyorsak tarımda da en iyisini biz yapacağız. Bu da örnek veriyorum, sanayide İstanbul nasıl iyiyse, Kocaeli nasıl iyiyse, İzmir nasıl iyiyse biz de tarımda en iyisi olmamız lazım. Biz tarımda marka olmamız lazım. Olmamız gerekiyor Şeref Bey. Doğru. Bunun için yani marka nedir? İşte bulgurda bugün Gürün markaysa işte unda da bugün işte Yıldızeli marka olsun ya da ne bileyim elmada işte başka bir marka olsun veya başka bir üründe başka bir ilçemiz marka olsun. Ama biz bunu Türkiye'de değil dünyada işte bunu markayı adapte edeceğimiz şekilde çalışmamız gerekiyor. Dijital çağda en iyi en hızlı nasıl gerekiyorsa. Bunu da bence iyi anlatmak da gerekiyor. Şöyle bir sorun da görüyoruz. Özellikle kırsaldan şehirlere bir göç var. Evet. Tarlasını bırakıyor, hayvanını bırakıyor, bağını, bahçesini bırakıyor. Böyle de bir bu göçü de bir tersine çevirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bununla ilgili neler yapılabilir? Şeref Bey şöyle bir şey var. Geçmiş dönemlerde köylerdeki nüfus bazı şeylerden dolayı azaldı. Hani iş konusunda işte İstanbul veya İzmir veya yurt dışına ağırlıklı Sivas büyük göç verdi. Doğru. Neden? İşte o dönemki çalışmalar yeterli değil. İşte sanayide iyi bir yerde değildik. İşte köydeki köylünün mahsulü para etmiyordu. Ya da çalışsa da beklese de yani yetinmiyordu. 5-6 aile var, 5-6 kardeş var. Yani ayrılsa farklı bir yere taşınmış olsa tarlaları paylaşsan işte ekip bitse ya da ikinci bir traktör alma olası çok zordu. Yani şimdiki kadar kolay değildi bir traktör kredisi kullanıp veya bir ekipman kredisi. Bugün ekipman alıyorsun %50'sini devlet karşılıyor. Bugün traktör alıyorsunuz işte faizsiz modeliyle 5 yıl size devlet destek veriyor. Çok ciddi destek var. Ama o dönemlerde işte 5-6 kardeşin bir köyde işte ayrılıp farklı yerlere ev yapıp ya da farklı şekilde hani ikinci bir ekipman alıp veya traktör alıp yani kendi kendini geçindirecek. İşi büyütmektense küçültme. Küçültme dar potansiyonu. İşte 6 kardeşin 5'i işte farklı illere taşınıyordu. İşte evli veya çocuklarını alıp götürüyordu. Kalan bir kişi de yetinmeye çalışıyordu. Artık modelde öyle değil. Artık insanlar istediği gibi traktörünü şehrine, köyüne gelse de alabilecek durumda. Yani artık işte 5 parça değil de 2 parçayla kendine yetinecek kadar iş yapar çalışırsa yetecek durumda. Şöyle bir sıkıntı olduk. İnsanlar gittikten sonra köylerdeki nüfus azalınca köy okullarda mecburen kapatılıp taşımalı sisteme döndü. Taşımalı sisteme dönünce köylerde genç yani evlendikten sonraki yaş diyelim 20-25 yaş arasında genç kardeşlerimiz kalmadı. Yani köy okulu kapandı. Yani ben servisle değil de direkt işte Sivas'a geçeyim veya farklı şehre gideyim. Bunun örnekleri çok doğru. Ondan sonra ben markette çalışayım ya da farklı şekilde. Burada köylerdeki üretim sahası daraldı. Çünkü yaşlı annesi babası kalacak. Genç nüfusun hepsi farklı yerlere illere gitti. Burada da tarımda bir azalma oldu. Yani genç insanların mücadelesinin dışında işte emekli kesim dediğimiz kırsalda insanlar kaldı. Bunlar da sadece kendine yetebilecek kadar. Ya da işte bu kimse işte bugün insanlar geliyor emekli ama Sivas'tan yumurtasını alıp köye giden hazır modele geçti. Niye? Çoluk yok, çocuk yok, işte torun yok. Ya biz ne yapalım? Biz tavukla mı uğraşalım ya da biz işte inekle mi uğraşalım? Yani çünkü hayvancılık yapacak çoban bulamıyor. Çünkü gençlerin hepsi artık dedik ya teknoloji veya daha olsun diye dışarıya göç başladı. Ama hükümetimiz de tam tersi o dönemlerden sonra köylere büyük hizmetler yapmaya başladı. Nedir? Türkiye'de işte şehrimizden bakalım altyapısı olmayan köyümüz kalmadı. Yani çok az sayıda asfalt olmayan köyümüz var. Çünkü coğrafya olarak çok büyük. Gelen ödeneklerle Türkiye'de işte 8. sıradayız. Ödenek sayısı olarak ama coğrafya kaderimiz diyoruz. Ama coğrafyada işte dediğimiz gibi işte Divriği konuşuyorsun işte 170 kilometre onun köylerine düşün hizmet yapmak için. Ama farklı bir ildesiniz işte Yozgat'tasınız köyünüze bakıyorsunuz en uzak yer işte 50 kilometre. Ya da farklı bir ilde işte ama Sivas öyle bir şey değil ki coğrafyası çok geniş. Hizmet alanı çok büyük. Yatırım yaparken buna göre paylaştırmanız gerekiyor. Köy sayısı en fazla olan illerden biri. Mücadele ederken de zorlanıyorsunuz. Yani işte bugün ben Yıldızeli'yim. Yıldızeli'nin 136 tane işte köyü var. Yani ya bir ilçenin. Yani burada her noktaya ulaşmak için ciddi bir sayı. Ve örnek veriyorum kendisi arasındaki kilometre hesap ediyorsunuz işte 80-100 kilometre bir köyden hani kendi ilçesindeki köy mesafesi. Burada hizmet noktasında tabii ki 20 yılda herkes dengeyi sağlayamasa da hükümetimizin Sivas'a verdiği destekte bunların birçoğu sağlandı. Altyapısı olsun, işte parke taşları olsun köylerimizde. Birçoğunda artık çöp konteynerleri var. Artık halı sahası olan köylerimiz var. Artık köy evleri sistemi. Bu bir şekilde köylere insanları taşımamız gerekiyor. Yani artık 2023'te diyelim. Biz bunu pandemide neyi gördük? Artık temel ihtiyacın gıda olduğunu. Yani kimse tüm dünyada stratejik bir alan. Kimse artık benim şu marka arabam yani pandemide evinizdesiniz ya da ne bileyim sahil kenarında evim olsun kafasında değil. Sadece insanlar kendi gıdasını, kendi yiyeceğini organik gıdayla hastalık sürecinde çünkü insanlar hep buna ihtiyaç duydu. Doğru. Böyle daha temiz, daha refah yaşayabileceği tarımın gerçekliği bir kez daha tabii ki insanlar oldu, ya da pandemide birçok şehir dışındaki insanlar kendi şehrimizde köylerine geldi. Temiz havada yaşamak için. Ve işte ama oraya geldiklerinde hep şunu anılır. Keşke bizim işte kendi tavuğumuz olsun, kendi ineğimiz olsun, kendi doğal gıdalarımız olsun. Ve bunların hepsi Türkiye'nin 2023'ünde EYT'de Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Erken yaşta emeklilikte insanların daha erken emekli olması ve bu insanlar emekli olduktan sonra büyük şehirlerde böyle bir dönüşüm olabilir mi Sivas'a? Tabii ki. Çünkü dışarıda çok vatandaşımız var Şeref abi. Bu insanlar emekli olduklarına inanıyorum ki birçok kısmı kendi köylerine, kendi memleketlerine gelecek. Çünkü daha rahat insanlar daha rahat ve bunu pandemide yaşadığımız için söylüyorum. Çünkü daha rahat ve daha kolay. Bugün köy evlerimizi gezdiğimiz zaman eskiden böyle çatısız ahşap evler birçok fazla. Şimdi geldiğiniz zaman baktığınız zaman hep böyle iki katlı, böyle çatılı, yalıtımlı, bildiğiniz karşıya villa görünümlü birçok köylerimizde bir yapılaşma var. Bunun şeyi sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız, Avrupa'dan gelen, Fransa'dan gelen veya büyük şehirlerden gelen hemşerilerimiz. Şehre gelerek artık bu insanların da işte kendi tüketebilecekleri ihtiyaçları kendileri sağlaması noktasında şeylerimiz olması lazım. Bunlara bir çalışma yapmamız lazım. Yani insan bugün işte şehrinden göç etmiş, işte köyüne gelmiş ama bugün hala yumurtasını dışarıdan veya ne bileyim yoğurdunu, sütünü dışarıdan alıyorsa biz ona dur dememiz lazım. Yani o insanların toplumda en azından kendi kendilerine yetebilecek kadar. Çünkü dünyanın en büyük sıkıntısı gıda dedik. Biz kendi gıdamızı herkes kendi bir şekilde mücadele etmesi lazım köyüne geldiğinde de. Bu söylediklerinizden biraz da şunu çağrışım yaptırdınız bana. Malumunuz kuraklık ciddi bir tehdit. Evet. Bununla ilgili de sizin düşünceleriniz var mıdır? Ola ki milletvekili adayı gösterdiniz ve seçildiniz. Evet. Susuz tarım olabilir, başka bilimsel gerekçeler olabilir. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Şeref Bey, öncelikle tarım arayışı, şimdi mesela içme suyunu bir şekilde hani şehir olarak düşündüğümüz zaman en büyük sorun işte musluklarımızı kısalım, damlamayı kısalım ya da şu şekilde tasarruflu musluk. Ama sizin söylediğinize gelelim, dünyanın en büyük sorunu su. Evet. Bunu biz tarım arazilerinde de tasarruf hale getirmemiz gerekiyor. Dediğim, onu söylemek istiyorum. İşte dijital tarım. Yani bugün işte kapalı sisteme çevrilmeyen barajlar var. Kendi şehrimizde de var. Bunların hepsi kapalı sistemle, işte boru sistemiyle, yağmurlama sistemiyle, damlama sistemiyle tarımda bunların kullanılması gerekiyor. Yani vatandaş işte suyu bıraktı, buradan bıraktı, aşağıdan çıktı değil. Daha çok böyle damlama, yağmurlama, fiskiyle sulamalar yapılması gerekiyor. Tasarrufu biz içme suyunun dışında her yerde yapmamız gerekiyor. Veya şu an kullanılan sular Sivas'ta arazilerden birçoğunda devlet zamana kısıtlamalar yapacak. Mesela Şarkışla'da kuraklıktan dolayı belli bölgelerde patates ve pancar ekiminden Ziraat Odası'nda bir açıklama yapıldı ve şey yaptı, kısıtlama geldi. Yani bunların önüne geçmek için tarım arazilerindeki düzenli sulama sistemi, işte bu da projeyle ya da şeyle, mühendislerle, ziraat odalarının çalışmasıyla, tarım il müdürlüğü, ilçe müdürlüklerinin çalışmalarıyla insanlara briefing vererek, bilgi vererek, toplantı yaparak ya da o köyde, o semtte, o ilçede neler yetişebilir? Onların çalışması yapılması gerekiyor. Bunun için de anlaması gerekiyor. Yani sadece köydeki vatandaş işte 50 yıl önceki yaptığıyla bugün aynı şeyi yapmasın. Yani bugün artık kendini geliştirsin. Kendini geliştirmesi için de devletten gelen destekler. Bugün işte şunu söylüyorum. Organize sanayi bölgesinde bir vatandaşımızın sigortasına ya da ne bileyim maaşını, desteğini devlet tarafından veriliyorsa bir köydeki çobanın sigortası, maaşı. Çünkü bu insanları bu köylerimize çekmemiz lazım ki biz şehirde rahat edelim. Yani İç Anadolu değil, şeyde de Karadeniz'de olsun, Akdeniz'de olsun, Ege'de olsun, Marmara'da olsun. Çünkü tarım kaynağıyız biz. Doğru. Şimdi biraz süreyi de tasarruf kullanmak adına biraz hızlandıralım isterseniz. Şimdi malum bu seçim rekor seviyede milletvekili aday adayı başvurusu bekleniyor. Siz yakın tarihte Ankara'daydınız. Çeşitli görüşmeleriniz de oldu. Bu seçimde aday belirleme sürecinde hangi usuller izlenecek? Sizce bunlar nelerdir? Devamında bir sorum daha olacak bununla ilgili. Şimdi Cumhurbaşkanımız bu şehir, Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 yıldır ekranlarda olan ve bu şehre İstanbul seçimlerini başlayarak baz alıyorum. 20 yıldır AK Parti hükümetinde, ondan önce İstanbul Belediyesi'nde ve Refah Partisi döneminde ülkenin nabzını en iyi bilen ve dünyada en iyi siyasetçilerden biri. Ve bütün çalışmalar yaparken de bütün süreçlere odaklanan kişi, yani AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Şunu görüyoruz, Cumhurbaşkanımız bazı kesimlerde şunu da duyuyoruz. İşte ben diyor işte Cumhurbaşkanımıza oyumuzu vereceğim ama milletvekilliğinde farklı partilerden bahsediliyor. Milletvekili listesine bakacağım diyenler şu. Ama Cumhurbaşkanımız emin olsun ki vatandaşa bu fırsatı vermeyecek ve Cumhurbaşkanımız gerçekten vatandaşın istediği, bak bu seçimde vatandaşın görebileceği, vatandaşın konuşabileceği, vatandaşın dokunabileceği milletvekillerle yola çıkacaktır. Ki izlenim de o oldu görüşmelerdeki. Vatandaş gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve Cumhurbaşkanımızı mecliste de yalnız bırakmamak için Cumhurbaşkanımıza güvenerek bu seçimde de hem meclis çoğunluğunu ve 360 çoğunluğunu geçirmek için elinden gelen mücadeleyi vatandaşımızın yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız da bu konuda, Cumhurbaşkanımızın oyunla bu seçimde %54'ün üzerinde olacağını da buradan net söylüyorum. Anladım. Peki bağlamında siz gerekli tüm çalışmaları yaptınız, evet, yürüttünüz ama en nihayetinde Sivas'ta 5 tane isim, evet, listeye girecek. Siz milletvekili adayı gösterilmediniz. Tavrınız ne olur? Küskün mü olursunuz? Kesinlikle hayır, öyle bir şey olmaz. Cumhurbaşkanımız çünkü yaşımız genç. Daha çok mücadele ederiz. Milletvekillerimizin, adaylarımızın yanında oluruz. Seçim bitip 14 Mayıs akşamında o zaferi, Cumhurbaşkanımızın balkon konuşma zaferini izlemek için, o heyecanı yakalamak için gecemizi gündüzümüzü bir milletvekili adayıymış gibi Cumhurbaşkanımızın davasında aynı şekilde yürütürüm yani Şeref abi. Herhangi bir farklılık yok, yok öyle bir farklılık diyorsunuz. Olmaz. Biz bu davanın, biz yolcuyuz. Yani yol her zaman bizim için kutsaldır deriz, yolumuza devam ederiz. Peki 14 Mayıs akşamında nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorsunuz? Onu bir öğreneyim. Cumhurbaşkanımızın o balkon konuşması, meşhur balkon konuşmasını heyecanla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 tane 100. yılda, evet, o heyecanı ve dünyanın o gün, inan ki şunu söylüyorum, ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin kahrolduğu bir gece olacağını inanıyorum. Cumhurbaşkanımız o balkona çıktığında Avrupa ülkelerinin, inan ki bugün altılı masaya destek veren ve sadece bugün Amerika'nın gazetelerinde, Times gazetelerinde, birçok yerde sadece istedikleri tek şey var: Tayyip Erdoğan gitsin. Yani artık insan, artık bu Avrupa'nın o kadar zoruna gidiyor ki bizi NATO'dan çıkarmak gibi bir düşünceler var. Amaçları bu. Öyle bir makale yayınlandı, evet. Öyle bir şey ki 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi gördüler ve şunu anladılar: Türkiye artık eski Türkiye değil. Biz Türkiye'yi ne ekonomik olarak yıkabiliriz, ne darbeyle yıkabiliriz, ne biz işte elimizden ne gelirse, bu ülke aç kalır, açık kalır ama kendi toprağından dışarı gitmez. Bak bunu Suriye'de denediler, insanları kendi ülkelerinden boşalttılar. Mısır'da denediler, Lübnan'da denediler, Irak'ta denediler. Ama Türkiye'de denediklerinde şunu gördüler: bu ülke Cumhurbaşkanı'na da, bayrağına da, toprağına da, her yerde başarılı oldular. He, Türkiye ama, hariç. Ha, Türkiye hariç. Türkiye artık eski Türkiye olmadığını anladılar ve şu an sadece istedikleri bir şey var. Bu Türkiye'yi bu hale getiren Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek istiyorlar Şeref abi. Yani biz bir ülkede bir vatandaş olarak, siyaset olayı geçer, bütün hangi partili olursa olsun, biz Avrupa'nın istemediği bir lideri nasıl gönderme çabasını içeriyoruz vatandaş olarak? Avrupa istemiyor diye biz bundan nasıl soğuyabiliriz? Çünkü Avrupa niye istemiyor? Avrupa'nın istemediği Türkiye'nin lehine midir, aleyhine midir? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Bak şu çağda, teknoloji çağındayız. Avrupa Recep Tayyip Erdoğan istemiyorsa amaçları ne? Türkiye. Amaçları ne? Türkiye toprakları. Bizleri mahkum etmek. Yıllardır bunu, işte 20 yıl öncesine baktığı zaman hep bu şekilde denemişler. Askeri kamuflajlarımıza varana kadar vermişler. Askeriye de bak, kısa bir olay anlatayım Şeref Bey. Necmettin Erbakan askere gittiğinde, makaleye bir yazıda okumuşsunuzdur. O güne kadar askeriyemize sadece kazma, kürek, çapa verirlermiş. Necmettin Erbakan subay olarak askeriye gittiğinde bir işte eksik listesi için komutanı demiş ki, rahmetli Profesör Dr. Necmettin Erbakan'a vermişler, eksik listesi yaz. O dönemki bizim çalışmayan araçların bütün parçalarını yazmış. İşte silah parçaları yazmış. Demiş eksiklerimiz bunlar. Tabii mühendis aynı zamanda, rahmetli Erbakan, evet. Ve evrak Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan heyet bir bakıyor. Ya demiş, Türkiye bu değil. Bize Türkiye'nin istedikleri kazma, kürek, şapka, kürek, kazma, artık işte kıyafet, bot, evet, yani genelde o şeyler. Yani kullanabilecek şeyler. Bir heyet kurun demiş. Gidin bu listeyi kim yaptı? Gelip bakıyorlar, Necmettin Erbakan. O gün Amerika şok oluyor. Diyor ki, ben diyor ne yapayım? Benim ihtiyacım olan bozuk oradaki diyor askeri aracım. Benim bozuk olan işte buradaki bu makinam. Yani artık Amerika o kadar alışmış ki dış güçler bize, hani bedavaya hiçbir şey öğretmemişler. Bak kendi bize arabamızı ürettirmemişler. Uçağımızı ürettirmemişler. Yani üretilmemişler derken o gün bize baskı altında aldıkları rejime, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı baskı altında alamadıkları için bizim uçağımız havada. Milli Muharip uçağımız var. Şu an hazırlanıyor. Kızıl elmamız var. Testten geçti. Bugün baktığınız zaman İHA'lar, SİHA'lar, atak var. Yani tanklarımız, ondan birçok şeyimiz var. Tabii savunma sanayinde %88 yerliliğimiz var. Evet. %20'den 20 yılda %88'e gelmişiz. Artık Avrupa diyor ki ya diyor terörle mücadele ediyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Niye? Bugün Türkiye diyor oturduğu yerde İHA'sıyla, SİHA'sıyla diyor bizim diyor. Söz de dinlemiyor. Söz de dinlemiyor diyor. Yani lidere bakıyorsun yok diyor. Yani bizim anlattıkları dönemlerde F-16 uçaklarımız Amerika'nın talimatıyla kalkıyordu. Ve bu insanlar o teröristler gelip işte bizim askerimizi, karakollarımızı duyuyorduk. İşte karakol basılmış. Siz hiç 10 yıldır bir karakol baskını duyuyor musunuz? Niye? İHA'larımız, SİHA'larımız çok şükür. Niye? Devlet bir yere geldi. Devlet özgür hale geldi. Devlet Cumhurbaşkanlığının ve liderinin sayesinde artık ekonomide olsun, ekonomide müdahale ediyorlar. Daha bir bakmışın. Şu an ellerindeki tek silah o kaldı. O da yıkılacak ama inşallah. Yani bir yere kadar. Bugün ülkede en büyük ekonomik kriz var ama bugün baktığınız zaman 2 yıl önce Sivas organize sanayide 8.000-9.000 kişi varken bugün 13.000 kişi çalışıyor. Ne kadar müdahale ederlerse etsinler artık bizim bir düzenimiz var. Biz bu düzeni Cumhurbaşkanımızla yürütmek zorundayız. Halk bunun bilincinde. Yani bazı kesimler masanın etrafına oturup bugün işte bunu yıkmak için mücadele etse de bunu halkına, bunu seçmeni olarak gördüğü kitle, yani büyük bir kitle görüyorlar kendilerinde. Öyle bir kitle yok. Artık insanlar akıllı. Yani buna müdahale edemeyecekler. Sadece oturdukları yerde kalacaklar. Çünkü bakıyorsunuz yani öyle bir masa var ki kurt da kuzu aynı masada oturuyor Şeref Bey. Bugün Abdullah Gül'e Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı verdi mi? Tabii. Verdi. Ne yaptı? Öncesinde başbakanlık verdi biliyorsunuz. Yani. Sırayla gidelim. Başbakanlık, evet. Cumhurbaşkanlığı verdi. Bugün Maliye Bakanlığı verdi. Diğer işte kendi bizim hemşerimiz olan Abdullah Gül'e. Ona da Maliye Bakanlığı, Devlet Bakan Yardımcılığı verdi. Evet. O dönem. Bugün başbakan da yapmış Ahmet Davutoğlu. Bugün bu insanlara AK Parti hükümetinde Cumhurbaşkanımız bu kadar büyük devletin en büyük kademelerini verdi. Doğru. Altılı masa bu insanlara ne verecek ki bunları satmasın? Yani bunlardan büyük bir şey var mı? Cumhurbaşkanı vermiş, başbakanlığı vermiş, bakanlık vermiş. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan verdiği halde Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet eden bir masa. O zaman burada başka hesaplar var. Yani bak buradaki hesabı söylüyorum. Bak evet. Burada bunu gündemde ya da başlık bak. Nasıl yazarsanız yazın Şeref Bey. Yazarsınız. Cumhurbaşkanımız baş Cumhurbaşkanlığı vermiş. Başbakanlık vermiş. Devlet Bakan Yardımcılığı vermiş. Yine diğerine Ekonomi Bakanlığı vermiş. Ve bu adamlar Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı satmışlar. Davasında yalnız bırakıp satmışlar. Ve altılı masa bu adamlara bunun dışında ne verebilir ki bu ülkeyi satmasınlar. Yani bu masayı satmışlar. Çünkü bu ülkeyi bunlar ülkeyi istiyorlar. Peki o bağlamda şunu sorayım. Diyelim ki 14 Mayıs akşamı altılı hatta 6+1 evet. Yedili masa evet. Dolaylı yedi kazandı. Nasıl bir Türkiye? Bunlar nasıl bir Türkiye olduğunu zaten söylüyorlar efendim. Diyor ki Şeref Bey biz diyor şöyle de bağlayayım özür dilerim. Son mutabakat metni de yayınladılar oraya da evet, bağlayalım. Özellik ne dedi? Biz özelliği istiyoruz dediler. Son mutabakat metnine bakarsanız bu Türkiye'de özellik diye bir şey olamaz. Niye? Bu Türkiye'de Türk'ü, Alevisi, Çerkezi, Laz'ı herkes bugün bunu özellik isteyen insanlar Çanakkale'de gidip mezarlara baksınlar, şehit mezarlıklarına baksınlar. Kimler var? O mezarlıkta özellik diye bir şey var. Herkesin cenazelere bakarsanız, şehitlerimize bakarsanız herkes yan yana aynı toprakta yatıyorlar. Tabii, her coğrafyadan her insan var. Biz orada. Diyor özellik istiyoruz. Biz diyor iktidar aldığımızda 9.000 kişinin görevden alınmasını sağlayacağız diyor. Kimi görevden alacaklar efendim? MİT müsteşarını görevden alacaklar, valileri görevden alacaklar, kaymakamı. Niye? Gidişatı tıkamak istiyorlar. Kanun hükmünde kararnameyle görevden alınanları geri iade edeceğiz. Tabii diyorlar. Niye alacaklar? Bugün mevcut düzeyde giden işte MİT'i ve bugün Avrupa'nın en büyük gözbebeği MİT'tir. Hakan Fidan'dır. Ve en başarılı Türkiye'deki bugün Mossad'ı tutun işte İsrail'i tutun. Geçmişte bir hatırlatma yapayım. İran'ın ajanı diyenler oldu. Bak, İsrail İran'ın ajanı dedi Hakan Fidan'la ilgili. Ya bunu bizim işte bunlar bugün bizimkilerden hani o masada hani bizim toplumumuz onu savunan insanlar var. Diyorum ki bugün Hakan Fidan'a dünya hükmet bak. Dünya hükmetmek istiyor. Yani bu adam nasıl bir adam? Bugün Amerika'da terörle mücadele ediyor. Yani her bölgede bu adamın sözü geçiyor. O kadar güçlü ki bize onlar diyor ki biz diyor onu da alacağız diyor. Mahalleleri de alacağız, kaymakamları da alacağız. Biz diyor yeni bir Türkiye, işte kanun kararnamesiyle gidenler diyor geri getireceğiz. Siz o zaman teröre yol açıyorsunuz. Siz çalışan bir işleyişi bozmanız. Kayyum atama sistemini kaldırıyoruz. Terörle iştigal eden bir belediye başkanı tespit edildi. Kayyum atanmayacak, ne yapılacak? Bir dakika, şimdi diyor ki belediye başkanı diyor görevden alınacak. Herhalde zamanımız bitti. Belediye başkanı diyor ki yönetim içinden biri. Efendim ben belediye başkanı isem yönetimi kendim seçerim. Nasıl seçerim? Kendi zihniyetimden, kendi düşüncelerimden insanları seçerim. Oraya benden sonra geçecek adam da benim adamımdır. Sen beni alsan ne olacak? Yani bu böyledir. Ama insanlar ülkede o altılı masanın sadece tek yapmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu Amerika zihniyetiyle sadece siyasetin dışına bırakmak istiyorlar. Ülkedeki huzuru gerginlik noktasına getirmek istiyorlar. Ülkedeki bu giden işte sanayideki, ihracattaki büyümeyi hepimiz görüyoruz. Evet. Son 5 yıldaki büyümeyi, Avrupa ne haldeyken biz bugün nerelere geldik? Büyümeyi görüyorlar ve bunu durdurmak için yok efendim biz doların önünü keseceğiz. Niye? Türkiye'deki dışarı giden malların değerini düşürmek için mücadele ediyorlar. Türkiye'de 5 yıldır fabrika kapanmıyor efendim. Ekonomik kriz var. Türkiye'de baktığınız zaman işte pandemi yaşamış, birçok olaylar yaşamış. Darbe girişiminden çıkmış ama Türkiye'de fabrika kapanmıyor. Türkiye'de işçi çıkarılmıyor. Türkiye öyle bir sistem oldu ki Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğinde Türkiye bugün Rusya'dan, Rusya ne diyor? Türkiye'nin, Avrupa'nın doğalgazını diyor Türkiye belirleyecek. Türkiye bugün doğalgaz merkezi olmuş. Gabar'da terörle mücadele eden Türkiye, Gabar'dan bugün petrol çıkarıyor. Bak hiç rafinesiz, bugün aracınıza koyun. Bugün Türkiye'nin her noktasında 12 milyar dolar bir rezerv tespit edildi. Yani biz bunu 1980'lerde, 70'lerde, 50'lerde, 40'larda Gabar'da petrol yok muydu? O toprağın altında petrol vardı. Terör vardı. Bugün de terörü getirmek isteyenler Gabar'da yine o petrolü kapatacaklar zamanında. Yaptıkları bugün Sivas'ta da hafif olsun birkaç bölge olsun petrol kuyuları eşildi ve kapandı. Kimin yüzünden? O dönem petrol kuyularının başında Amerikan mühendisi ve Alman mühendisleri vardı. Baktı Türkiye'de belli yerlerden petrol çıkıyor. Tamam dediler, beton kuyularına gömdüler. Cumhurbaşkanımızın sayesinde nasıl Gabar'da bugün petrol çıktıysa kendi ülkemizde Sivas'ta da bugün petrol mermer'de nasıl iyi noktalardaysak Sivas bugün dünyaya ihraç ediyoruz. Bugün petrolümüzle çıkacak iyi noktada olacağız. Tarımda da dijital tarıma geçerek en iyi noktada olacağız. Sanayide de 6. bölge en iyi yere geçeceğiz efendim. Peki böyle noktalamış olalım. Son olarak bir mesajınız varsa seyircilerimize onu alalım. Programı daha sonrasında kapatalım. Şimdi son olarak derken bu Cumhurbaşkanımızın davasında son diye bir şey yok. Bizde bir mücadelemiz olacak. Programlara elbette ki böleceğiz. Yani bir programda hepsini konuşmamız zaten mümkün değil. Bu program için nokta koymuş olalım. Başka bir programda gene başka başlıklarla değerlendiririz. İnşallah. AK Parti seçmenine, Cumhur İttifakı seçmenine, vatandaşlara mesajınız neyse onu alalım. AK Parti, Cumhur İttifakı, yani MHP, Büyük Birlik ve birçok hatta diğer partili vatandaşlarımıza da şunu seslenmek istiyorum. Bu ülkede bütün gençlerin, bütün hayalleri olan insanların hayallerini yapacak, bu ülkeye bir şeyler kazandıracak insan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne düşünürseniz, neler hissederseniz hissedin. Sizin geleceğinizi koordine edecek, geleceğinizde çocuklarınızı ve bütün hayallerinizi, bugün uçağa binecekseniz, en iyi arabaya binecekseniz, TOK diyelim bunu, en iyi savaş uçağınızda olacaksa, en iyi uçan arabanızda olacaksa, ışık hızında bir şey yapılacaksa da bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu yapacak tek lider vardır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bir seçim, bunu bir parti lideri olarak değil, bunu bir dünya söylüyor. Bunun korkusunu dünya yaşıyor. Biz dünyanın korktuğu adamı, kendi liderimizi hiçbir zaman için yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunu İyi Partili seçmen kardeşlerime de, CHP'li seçmen kardeşlerime de, diğer partili seçmen kardeşlerime de söylüyorum. AK Partili kardeşlerim bunu daha çok anlasınlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı anladıkları an zaten değil altılı masa, 66'lı masa olsalar ne olursa olsunlar. Yani bugün altısı bir araya gelip bir aday çıkaramayıp sadece Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın diyecek kadar acil bir masaya bu seçmenlerimizin daha dikkatli izlemelerini istiyorum. Bunların neler bu ülkede yapabileceklerini, ki yapabilecekleri bir şey yok. Aday bile çıkaramıyorlar. Yani ben adayım bile diyemiyorlar. Yani Lozan bile 3 ay sürmüş bu dünyada. Ama bunlar 12 aydır bir tane bir şey çıkarıp da ortaya koyamamışlar. Tek çıkarttıkları şey Cumhurbaşkanı aday olmasın Recep Tayyip Erdoğan. Ki korktukları için bunu zaten altısı bir araya gelip bir aday olamadılar. Ve hala bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın aday olmasın diye çabalıyor. Niye? %50, %51, %55 bu Cumhurbaşkanımızın oyu var. Siz de alın, altınız bir yere gelin de alın. Alamıyorlar. Niye? Avrupa bunlardan istemiyor. Sadece Tayyip Erdoğan gitsin diye istiyor. Biz de seçmen olarak, vatandaş olarak, milletvekili adayı olarak bütün çabamızla bu seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkese Recep Tayyip Erdoğan'ı daha iyi anlatacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız. Her kesime de bak, Alevi, Sünni, Laz, Çerkes fark etmez. Herkes Recep Tayyip Erdoğan'ı anladığında bu ülkede hiçbir masa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir araya gelmesinde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Sivas Milletvekili aday adayı Musa Demir. İnşallah yarım kalan konularımız var. İnşallah. Başka bir programda da onları değerlendiririz. Evet sevgili seyirciler, seçim özel programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.